14. yüzyıla arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş divan edebiyatına doğru ne yapacağız? İlerleyeceğiz. Şimdi buraya bakın. 14. yüzyıla hani biz daha önce demiştik ya dönem ayırt ederek görecektik. Nasıl ayırt ederek görecektik? Hani Doğu-Batı ayrımında. Şimdi o zaman 14. yüzyılın ilk sahası. Hangi saha? Orta Asya sahası. Şimdi siz diyorsunuz ki içinizden, hocam biz bunları dilde görmeyecek miydik? Tamam, dilde de görülecek zaten. Şu anda bu ortak olarak, en azından şu an ön bilgi olarak huzura erişen edebiyatı yavaş yavaş dönem dönem ayırt ederek inceleyelim. Şimdi o zaman 14. yüzyıl Orta Asya sahasında etkin olan yer neresiydi? Harezm'di. Ticaret olarak geniş miydi? Genişti. Güçlü müydü? Güçlüydü. O ticari alanda böyle kurulan bir edebiyat. Tabii ki zirveye ne yapacak? Ulaşacak. Şimdi gelelim. Yalnız bir şey yap. Harezm eserlerini ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Bir, Harezm Türkçesi eserleri. İki, Altın Ordu sahasında Harezm Altın Ordu Türkçesi eserleri olarak inceleyeceğiz. Bakın Harezm Türkçesi eserlerine. İlk eserimizin adı neymiş? Mukaddimetül Edeb. Kim yazmış bunu? Zemahşeri. Arkadaşlar bu bizim için bildiğimiz nedir? Sözlük türü bir eserdir. Sözlük değil, bilgisi unsurlarının içinde bulunduran bir eserdir. Bakın, Harzemşah adsız Anuştigin'e sunulan eserdir. Arapça ilgi duyulur. Saray kütüphanesinde isteyen kişilerin Arapça öğrenmeleri için bir sözlüğün olmasını ister. Ve Mukaddimetül Edeb bu şekilde yazılır. Demek ki Arapçaya ilgi duyan Harzemşah adsız Anuştigin'in isteği üzerine Zemahşeri tarafından yazılmıştır. Saray kütüphanesi için amaç ne? Ben Arapça öğrenmek istiyorum dersen elinin altında bir pratik sözlük olsun diye. Arapçayı kolay öğrenebilirsin diye. Rahat olabilirsin diye. Şimdi 5 bölümden oluşur. Bakın bölümler neler? 1. İsimler. 2. Fiiller. 3. Harfler. Bazı kaynaklar bunu edat da diyebilirler. Yani bu ne demek? İsim ve fiil haricindekiler. Arkadaşlar 4. İsim çekimi ve 5. Fiil çekimi. Yalnız fiil unsurları %75'idir. Yani arkadaşlar eserin %75'i nelerden oluşur? Fiillerden. Demek ki ilk eserimizin adını tekrar edelim. Mukaddimetül Edeb kim yazmış? Zemahşeri türü neymiş? Sözlük ne öğretiyor? Arapça. Şimdi geldik. Kıssasül Enbiya. Enbiya peygamberler. Kıssa hikaye. Peygamberler kıssası. Kim yazmış? Rabkuzi. Rıbat Oğuz olduğu için bu ismi verdiği söylenir. Bazı arkadaşlar makalelerde isminin kolayca bulunması için Rabguzi olduğunu söyler. Kime sırıldı? Nasiriddin Togbuk'a. Moğol emir olması lazım. Nasiriddin Togbuk'a sunuldu. Peki ne? Peygamber hikayeleri. Dedik ya peygamberlerin hikayeleri diye. Peygamber hikayeleri. Tabii ki peygamberlerden bahsedecek. Peki en çok bahsedeceği peygamber tabii ki kimdir? İslam peygamberi Hazreti Muhammed. Sonra diğer kimler vardır? Peygamberler. Gençler halka basit dini bilgiler verir. Bak dikkat. Ayrıntılı dini bilgi değil. Basit dini bilgiler verir. Düşün. Halk Müslüman olmuş. Bir gecede Müslüman olmaz. Bu aşama aşama. Müslüman olduğu ve Müslüman oldu. Daha sonra o eserlerle Müslümanlığı, İslamiyet özümsemesi lazım. Halka peygamber hikayeleri. Peki konu ne? Ağırlıklı ayetler, ara ara hadisler. Bak eser nasıl? Mensur bir eserdir. Yani düz yazı. Yalnız içinde 43 tane Türkçe şiir vardır. 484 dizelik, toplam 484 dizelik 43 tane Türkçe şiir vardır. Demek ki halka Nasiruddin Tokbuk'a sunulan, halka basit düzeyde peygamber hikayelerini anlatan, İslamiyetle alakalı küçük bilgiler veren eserin adı neymiş? Kıssasül Enbiya. Kim yazmış? Rabguzi. Arkadaşlar Londra, Leningrad, mesela Leningrad'da arkadaşlar bildiğim kadarıyla 6 tane, İsveç'te 2 tane. Arkadaşlar İktisal Üniversitesi dahil olmak üzere. Sonra arkadaşlar Bakü'de bir sürü neyi vardır arkadaşlar bunun?
nüshası vardır. Ama bizim için değerli nüshası hangisidir senin bileceğin? Londra. O zaman kısa süre NBA'nın en güzel nüshası hangi nüshası? Londra. Muhyiddin Mürid. Kim yazdı? İslam. Parantez içinde soru işareti. Şüpheli. Yani İslam diyen de var, demeyen de var. Ama kaynaklarda İslam geçtiği için ben İslam diyerek başlıyorum. Bak, Arapça bilmeyen Türkmenlere tasavvuf ve fıkıh bilgisi veriyor. Farkında mısın? Kısasül Enbiya'dan bir tık daha üste çıktı. Dini tasavvufi 900 beyt. Toplam arkadaşlar 26 varaktan münasır bir eserdir. 26 varak. Ebu Gazi Bahadır Han bu eserin halk arasında ünlü olduğunu söyler. Türk boylarında bulunduğunu söyler. Nerede söyler? Tabii ki Şecere'yi. Nerede söyleyecek? Terakkime'de. Şecere-i Terakkime'de ünlü bir eser olduğunu söyleyecek. Şimdi buraya dikkatli bak, buraya bak. Burada bunu Şeyh Şeref Hoca isimli bir şahsın yazdığını söyler. Hani demiştim ya, niye Muhyiddin Mürid olduğu garanti değil, ya İslam yazdığı garanti değil. Bu sebepler Şeyh Şeref Hoca'nın bu eseri yazdığını söyler. Ama kaynaklar hep İslam şeklinde çıkacak karşınıza. Arkadaşlar bunun sayfa kenarlarında bir şiir var. Bunlar nüshanın. Cevahirül Esnaf isimli bir arkadaşa küçük bir parçada karşımıza çıkar. Bunu da bilelim. Olur ki denemede orada burada karşımıza çıkarsa aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi gel. Nehcül Feradis. Türk edebiyatında ilk ne eseriymiş? 40 hadis. Demek ki Türk edebiyatına ilk 40 hadis eseri deyince aklınıza sizin ne gelecek gençler? Direkt Nehcül Feradis gelecek. Önemli. Hocam kim yazmış bunu? Kim yazmış? Kerderli Mahmut yazmış. Peki Mensur Mehmet vaaz ve nasihat verir ve uçmakların açık yol olarak bilinir. Hocam uçmakların açık yolu derken uçmak ne? Cennet. Cennetlerin açık yolu. Demek ki şuradan iki tane ok işaretine dikkat edin. İki tane kırmızı atıyorum. Hem bu dünyada hem öbür dünyada mutlu olmanın kapılarını aralayan bir eserdir. Bak, dört baptan oluşur. Bab ne demek? Bölüm. Kaç bapmış? Dört bab. Arkadaşlar birinci bölüm Hazreti Peygamberimizin faziletleri. İkinci bölüm dört halife, Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt ve dört imamın faziletleri. Hocam üçüncü bölüm Allah için işlenmesi gereken iyi ameller, yapılmaması gereken kötü ameller. Şimdi gel, bunu 40 hadise bağlamamız lazım. Değerli kardeşim, her bab arkadaşlar 10 fasıl. Her bab 10 fasıl. Her bab 10 fasıl. Her bab 10 fasıl. 4 çarpı 10 kaç yaptı? 40. 40 fasıl var. Her fasılda bir ayetle, pardon, hadisle başlarsa o zaman 40 fasıl eşittir kaç arkadaşlar hadistir söyleyin bana? 40 hadistir. Peki nisalarına gelelim. Nisa deyince nereye geleceğiz? Buraya geleceğiz. Yeni cami nisası en iyi nisasıdır. Mercani var, kazan var. Ama bana lazım olan hangi nisa? Yeni cami nisası. O zaman Halezi Türkçe eserleri say. Sözlük, Mukaddimetül Edeb kim yazmış? Zemahşer. Sonra Kısasül Enbiya, Rabguzi. Sonra Muhyiddin Mürid, İslam. Nehcül Feradis. Arkadaşlar Kerderli Mahmut. Demek ki bunlar Harezm. Harezm altın ordu var. Hüsrev-i Şirin. Kim yazmış? Kut. Yazmış diyorum ama çevirmiş. Kimden çevirmiş? Nizami'nin aynı adlı eserinden Sını Bek ve eşi Melike Hatun için. Demek ki Kut yazmış. Sını Bek ve eşi Melike Hatun için yazmış ve onlara ne yapmıştır arkadaşlar? Sunmuştur. Bir aşk hikayesi. Evet, bir aşk hikayesi. Arkadaşlar İranlı Hüsrev ile arkadaşlar Ermeni kraliçesinin yeğeni Şirin aşkını anlatacak. Peki Türk edebiyatında ilk çeviri bir numaraya kim yazıyorum? Kut.
Türk edebiyatında Hüsrev-i Şirin tutmuştur 21 çevirisi vardır. İlk tercüme kime aitmiş? Kutb. Yalnız soruda Anadolu'da derse o zaman Fahri'dir. O zaman Türk edebiyatının genel sıralaması söylüyor. Türk edebiyatında ilk Hüsrev-i Şirin Kutb. İkincisi Fahri. Anadolu'da ilk derse o zaman nedir? Fahri. Bir nüshası var Paris. Farkındaysanız hemen olay değişti bak. Şunların içeriklerine bakın, bir de şunun içeriğine bakın. Hemen aşka doğru kaydı. Geldik muhabbetname. Muhabbet, aşk. Name, mektup. Kim yazmış? Harezmi. Harezmi. Mehmet Acebi'nin Sığınak'taki sarayında yazdı. Toplam 11 mektuptan münhasırdır. Hocam ne? İsmi muhabbet olduğuna göre aşk sevgi konulu olmaz mı bu ya? Aşk sevgi konulu 11 mektup var. Mesnevi şeklinde mektuplar dizayn edildi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak mektupların kaç tanesi Türkçe? 8. Olsun. Büyük oranda Türkçe. Hocam geri kaldı 3. 3'ü de Farsça arkadaşlar. Yani 8 tane Türkçe zaten güzel bir sayı olarak karşımıza çıktı. Dağıstan'ın cumcuma. Bak bunu bir kaynağı açıp cumcuma name de görebilirsiniz. Yani Dağıstan'ın cumcuma yerine cumcuma name şeklinde de karşınıza çıkabilir. Kim yazmış? Hüsam Katip. Hüsam Katip bunu Attar'dan cumcuma name'den etkilenerek yazılan bir mesnevi. Hazreti İsa ile Kesikbaşı anlatır. Demek Hazreti İsa ile Kesikbaşı anlatan esen adı nedir? Dağıstan'ı cumcuma. Ya da diğer adıyla söyleyeyim bana. Cumcuma name olarak karşımıza çıkar. Miraç name. Kimin yazdığı belli değil, anonim. Peki adından anlayacağınız gibi ne anlatır gençler, söyle bana. Miraç olay. Miraç olayını anlatır. Neccül Ferazisi o kadar çok benzer ki. Neredeyse aynısı. Sadece gök tasvirleri ondan birazcık daha ayrıntılıdır. Demek ki arkadaşlar karşımıza çıkan Harezm altın orada eserleri bunlar. Sayalım. Harezm sadece. 1. Mukaddimetül Edeb-i Mahşeri Sözlük. Kısasül Enbiya. Rabduzi. Muhyiddin Mürid. İslam. Geldik Neccül Ferâdîs. Kerderli Mahmut. İlk 40 hadis. Harezm Altınordu dönemine. Arkadaşlar Hüsrev-i Şirin Kutb. Anadolu'daki ilk Hüsrev-i Şirin Fahri. Ama Türk edebiyatında Kutb. 21 çeviriden ilki Tınıbek ve Hanım için yazıldı. Muhabbetname. Mehmet Hacı Bey'in neredeki sarayında? Sığınak'taki. Name, mektup, muhabbet, aşk, sevgi konulu 11 mektup, 8'i Türkçe. Dağıstan Cumcuma, Hüsam Katip'in yazdığı mesnevisi Attar'dan. Arkadaşlar Miraçname, Miraç olayını ne yaptı? Anlattı. Peki bunun yanında diğer yazıyor bakın. Yani başka eserler de var mı? Var. Hani dil bölümünün asıl alanına girdiği için bunları kısa kısa söyleyeceğim. Bakın Seyfi Saray, Sadi'den ne çevirdi? Gülistan. Yalnız adapte, adapte. Yani bu ne demek? Şimdi arkadaşım, bir, telif eser vardır. 0 kilometre kendini yazmışındır. Tercüme vardır. Önüne bakarsın, sözlüğü açarsın, tık 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 aynısını yazarsın. 3, adapte. Yani ondan etkilenirsin. Onu kendince, kendi kültürüne, üzerinde kendi üslubunla alakalı, üslubun damgasını vurarak oynamalar yaparak yapmak. Mesela bunu Ahmet Vefik Paşa yapmıştı değil mi Tanzimat'ta? Bakın burada yani çevirdi ama moda moddayız. Seyfi Saray'ın Gülistan tercümesi. Ebu Hayyan'ın Kitab-ül İdrak Lisan-ül Etrak. Bu Türkçe, Arapça bir sözlük ve ne kitabıdır? Dil bilgisi. Demek ki bu eserler varmış. Hadi bana şunları bir tekrar edelim. Seyfi Saray'ın Gülistan tercümesi, Ebu Hayyam'ın Kitab-ül İdrak ve Lisan-ül Etrak. Şimdi herkes Orta Asya'da nasıl bir edebiyatının oluştuğunu gördü mü? Peki divan edebiyatına mesela Hüsrev-i Şirin ve Muhabbetname ile birazcık yaklaşma olduğunu görebildik mi? Ve dini eserlerden Neccül Ferâdîs ile artık yavaş yavaş 40 hadis geleneğine girebildik mi? Yani benim bunları söylememin sebebi dil bölümünün konularını buraya nakletmek değil. Direkt olarak bazı şeyler hakkında bilgi sahibi olmak.
Şimdi 14. yüzyıl hangi sahaya geçtik? Azir. Büyük bir saha değil. Azeri sahasında çok büyük olaylar olmadı. Arkadaşlar Azeri sahası deyince bu yüzyılda ve bu yüzyıldan sonra Karakoyunlu, Akkoyunlu, 15. yüzyılda Safefi, arkasından Osmanlı. Azeri sahası burası. Şimdi bakın, hani ben her zaman ayırıyordum sizi, hatırladınız mı? Hadi bir daha ayıralım hemen. Bu tarafa ne Türkçesi diyorduk? Batı Türkçesi. Bu tarafa ne Türkçesi diyorduk? Doğu Türkçesi. Tamam. Doğu Türkçesi 9-12 Karahanlı, 13-14 Harezm, 15-20 arası Çağatay. Batı Türkçesine ne diyorduk arkadaşlar? Oğuzca. Sonra ayırıyorduk değil mi? Şuraya ne diyordum ben? Hop, Batı Oğuzcası. Buraya ne diyordum ben? Hop, Doğu Oğuzcası arkadaşlar. Hemen geldik. Batı Oğuzcası neresiydi? Anadolu'ydu. Doğu Oğuzcası neresiydi? Azeri'ydi. Tamam, bastınız işte buraya. Geldik buraya. Batı Oğuzcası olan Azeri dönemine şimdi sizinle beraber başlayalım. Ki burada sınavda bir tane sorunuz vardı, rahat hepinizin yaptım tahmin ettiğim bir soru. Hasanoğlu ile başlayalım. Arkadaşlar hakkında çok az bilgi var. Bak, burada Kadı Burhanettin ile Nesimin hakkında çok bilgi var. Bak, Pürasa. Şiirlerinde Pürasa mahlasını kullanır. İki tane gazeli vardır. Ha, hocam çatışma var mı kaynaklarda? Var. Mesela Avf'der 3 gazeli var. Arkadaşlar öbür kaynağı açarsınız 2 gazeli var. Ya bunlara takılmayalım. Yani 2 gazeli 3 gazeli bizim için önemli değil. 2 tane Türkçe gazeli ya da 3 tane Türkçe gazeli var. Türkçe yazmış kardeşim, işte bu var. Sultanahmet Bindeks. Oo, bir padişah. Bak bak bak. 7 adet Farsça divan yazıyor. Türkçe, Arapça, Farsça eserleri var. Mülemmalar bu şekilde karşımıza çıkar. Ama bize lazım olan hangisi burada? Türkçe. Türkçe yazmıştı. Şimdi sınav sorunuz olan Kadı Burhanettin. Geldik buraya. Türk idareci ve beyleri arasında ilk divan sahibi olarak bilinir. Bak. Padişahlar arasında demiyorum, bir padişah değildir, beydir. Sivas'ta beyli olan biridir. Ve arkadaşlar zeki, sert, mücadeleci bir kişiliği vardır. Padişahlar arasında divan olan demiyorum. O zaman Fatih Sultan Mehmet Han olur abi, ne olur. Bak, beyler arasında ilk divan. Bir suikastle arkadaşlar Akkoyunlu Bey'i, Kadı Burhanettin'i öldürmüştür. Bak, bir suikastle. Eserinde hayati özellikleri yanında Azeri Türkçesi özelliklerini barındırmasıyla bilinmiş. Hani böyle sınavda çıktığı zaman bazen Azeri'ye insan yakıştırmaz. Kadı Burhanettin. Aa, buradadır der. Ama dil özellikleri olarak Azeri olduğu için Azeri yapacağız. Arap-Fars edebiyatıyla Türk edebiyatını güzel bir şekilde kaynaştırır. Bizi Fars edebiyatından güzel mazmunlar getirir. Farkında mısınız? Divana doğru giriyoruz artık. Divan edebiyatına doğru ilerliyoruz. Malas kullanmaz. Hocam bir gazelinde mahlas var mı? Var. Ya istisnalar kaydeyi bozmaz diyelim. Gene de mahlas kullanmaz ama bir gazelinde karşınıza çıkar arkadaşlar. Yani o yüzden önemli değil. Hocam, tuyu da ünlü mü? Ünlü olmaz mı? Tuyu, tuyu milli nazım şeklimizdir değil mi? Tuyu ve şarkı millidir. O zaman tuyu ve cinaslı uyak. Zaten tuyu deyince akla cinaslı uyak gelmiyor mu Azeri bölgesi deyince? Cinaslı uyaklarıyla ünlü bir nedir? Kişidir. Cinaslı uyak. Cinassız hocam tuyular var mı? Elbette ki var. Eserlerine bakalım hadi. Bir, divan önemli. Türk idareci ve beyler arasında ilk divan sahibiydi arkadaşlar. Tercüt Tavzi ve Eksürü Saadet isimli eserler de vardı. Mesela bakın, Tercüt Tavzi mesela Arapçadır. Ama bunlar arkadaşlar çok fazla, hani ezberlemenize gerek yok. Bir de bu sene soru çıktığı için bir daha zor. Şimdi geldik Seyit Nesimi. İşte Seyit Nesimi deyince Fazlullah Hurufi'ye bağlandı. Fazlullah Hurufi'ye gitti, bağlandı. Ve Fazlullah Hurufi'den etkilendi. Hurufi'den etkilenerek Hurufili propaganda şair oldu. Hurufili yaymaya çalıştı. Hocam hurufilik ne? Dünyayı harflerle anlamaya çalıştı. Her şeyi harflerle anlamlandırmaya çalıştı. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki değildir arkadaşlar. Harflerle anlamaya çalıştı. Ve Hurufi'nin
Cavidan namesinden etkilendi ve bu etkilenmeyle eserlerini hasıla getirmiş bir kişidir. Şimdi aynı zamanda şahı şehit derler. Yani şehitlerin şahıdır. Hocam niye şehitlerin şahı diyorlar? Öteki Aleviler arasında şehitlerin şahı olarak bilinir. Niye şehitlerin şahı? Çünkü bu da arkadaşlar aynen Hallacı Mansur gibi olmuştur. Derisi üzülmüştür. O yüzden akis sanatına çok yer verir. Hocam akis derken neyi kastediyorsunuz arkadaşlar? Yansıma sanatı ya. Mesela hocam hani bir örnek. Arkadaşlar şurada yerimin kaldığı kadarıyla şöyle minik bir örnek. Mesela al. Buraya gel. Buraya gel. Tersten söylüyorum. Gel buraya. Yani bu kadar basit. Bak. Solla sağın yansımasını görüyorsunuz değil mi? Bakın buraya gel, gel buraya. Demek ki bu sanat hangi sanat olarak çıkar? Akis. Akis sanatında ustadır arkadaşlar. Akis sanatında ustadır. Bak, Türkçe divanı var, Farsça divanı var. Oo, Türkçe yazıyor. Peki şunu da eklememde zarar yok. Arkadaşlar bu da tuyu yazar. Demek ki bu da tuyu, bu da tuyu. O zamana kadar Kadı Burhanettin'de Seyyid Nezimi tuyu yazınca tuyu deyince tam ikilemde kalırsın. Ve Mukaddimetül Hakayık adlı eseri vardır. Bu da Fazla Hurufi'nin Cavidan namesinden etkilenerek yazılan hurufilikle alakalı bir nedir? Eserdir. Say, Türkçe divan, Farsça divan ve Mukaddimetül Hakayık. Mukaddimetül Hakayık deyince aklınıza kim gelecek? Fazıl Hurufi. Hurufi'nin hangi eseri gelecek? Cavidanname. İçinde ne anlatır? Hurufi'lik. Hurufi'nin propagandacısı kimdir? Nesimi. Tuyu yazdı mı? Yazdı. Burhanettin yazdı mı? Yazdı. O zaman şimdi Azeri sahası küçük bir şekilde şurada küçük iki tabloda kafamıza net bir şekilde girdi mi? Evet. Şimdi geldik. 14. yüzyıl Anadolu sahası. Asır uzun sürecek olan sağ burası. Arkadaşlar Türk beyleri var mı? Var. Oo, beylikler var. Osmanlı da var bu yüzyılda. Hatta Osmanlı arkadaşlar yüzyılın sonuna doğru. 14. yüzyılın arkadaşlar sonlarına doğru. Ve yavaş yavaş ilerleyen dönemlerde 15. yüzyıla doğru Karamanoğlu ve Candaroğulları hariç herkesi arkadaşlar ne yapacak? Kendine tabi kılacak. Ta ki 1402 Ankara Savaşı'na kadar. Ankara Savaşı'nda Timur yenince Yıldırım Beyazıt'ta tekrar Türk Birliği dağılacak. Sonra Çelebi Mehmet gelecek ve ardından Murat'la beraber toplayacak. Önce Çelebi Mehmet, sonra Murat. Demek ki Osmanlı Yıldırım Beyazıt'ın ilim irfana verdiği önemle Anadolu'da işler gelişir. Ve burada divan edebiyat açısından önemli bir kişi var. Kim hocam? Kim olacak? Emir Süleyman. Emir Süleyman ilk defa Osmanlı'da meclis kuran, şairleri etrafında toplayan kişidir. Düşünsene, eğlence meclisi şairleri etrafında toplanmış. Al sana divan edebiyatının mazmunlarını doğacağı yer. Ve burada arkadaşa ara vermeden önce Yunus Emre, sonra ara. Bildiğiniz, ismin çok duyduğunuz birisi. Kim? Yunus Emre. Hatem-i Lisan-ı Türkiye diye bilinir. Ve Fuat Köprülü'nün hakkında ilk bilgileri verir. İlk bilgileri bize veren kimmiş? Fuat Köprülü. Hocam, Fuat Köprülü birçok kişi hakkında bilgi verdi mi? Verdi. Mesela Şeyh Atamız hakkında da verdi. Diğerleri hakkında da verdi. Böyle büyük edebiyat tarihleri yazan bir kişinin vermesi zaten normal. Hatem-i Lisan-ı Türkiye. Yani Türk dininin resmen babası padişahıdır. Arkadaşlar olabildiğince sade yazar. Sadelikle, muhteşem bir şekilde eserlerini yazar. Ve eserleri bir sehli mümtenidir. Yani sehli mümtenine la bakıyorsun kolay gibi. Ben de yazarım aynısından. Hadi yaz, hadi yaz. Yazamıyorsun işte. Yani kolay yazılacak gibi ama arkadaşlar anlaşılması şerhe muhtaç kalan çoğu zamanlarda eserdir. Arkadaşlar erik dalına çıkıyor anda yedi müzimi diyor. Yani buyur şerhe. Arkadaşlar sehli mümten özelliği gösterir. Şimdi ünlü eserlerine bakın. 1. Divan. 2. Risalet-i Nusiye. Burada bir durmanızı istiyorum. Divan. Risalet-i Nusiye. Hop dedik burada. Divan'la Risalet-i Nusiye bizim açımızdan değerli. Bak. Anadolu'da hem arkadaşlar Türkçe divan hem de Türkçe Mesnevi yazan ilk kişidir. Kanıtla. Al işte. Al Anadolu'da Türkçe divan.
al Anadolu'da Türkçe Mesnevi. Anadolu'da ilk defa Türkçe divanı ve Türkçe Mesnevisi olan ilk kişi kimdir dersem ne diyeceksiniz bana? Direkt olarak Yunus Emre. Divanı gönle seslenir. Divanı gönlümüze seslenir. Yalnız Mesnevisi akla seslenir. Bize ne yapar? Bilgi verir. Bize bilgi verir, akla seslenir. Yani bunun didaktik eseri Mesnevisidir. Gönlümüze seslenen eser arkadaşlar divandır. Divanda ilahi tarzı, gazel tarzı eserlerle bize cennet cehennem bilgisinden tut. Bize arkadaşlar tasavvuf coşkunluğundan, dervişlikten, mürşitlikten gönlümüze seslenir. Okuyanın kalbini okşar. Yalnız Risalet-i Nusi'ye biraz bilgi verici ağırlıklıdır. Bak arkadaşlar giriş. Girişte Hazreti Adem'i anlatan bir giriş. Sonra bir mensur bölüm vardır. Hocam mensur bölümde tam bir arkadaşlar savaş tasviri, art tipin yerine gelen bir veli tipini göreceğiz. Bakın Yunus Emre'de gördüğümüz bir şey. Bak şu bir ülke. Ülke. Bu ülkede kim var? Gönül var. Tam şu an Yunus Emre'yi şöyle kafamızda bir tasavvur edelim. Bak, ülke var. Ve bu ülke gönül. Şimdi savaş tasavvuru yapacağız. Buradan bir saldırı geliyor maviyle. Buradan maviyle bir saldırı geliyor. Buradan gelen saldırı tekebbür, kibir. Buradan gelen saldırı tevazu. Yani alçak gönüllü. Kim kazanacak acaba? Hangisi kazanacak? Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. Şuradan bir saldırı, buradan bir saldırı. Hocam, buradan gelen saldırı nedir? Arkadaşlar, atıyorum buradan gelen saldırı cimrilik. Buradan gelen saldırı cömertlik. Yani gönlü bunlar fethetmeye çalışıyor. Ve bizim taraftarlığımız tevazu ile cömertliğin kazanması değil mi? Nasıl güzel. Yani adam savaş tasavvuru yapıyor. Ve burada... Arkadaşlar eskiden hani destanlarda alt tipi vardı ya, burada da veli tipi bize ne yapılır? Tasavvur edilir. Ve nefis, nefisten kurtulma. Böyle kurtulursun nefisten. Nefsinden kurtulacaksın ve bunu anlatır. Demek ki şu an 14. yüzyıl Anadolu sahasında tahtamızın yettiği kadar kime zamanımız yetti? Yunus Emre, şunu unutmayın. İlk Türkçe divanı ve ilk Türkçe mesnevisi, yani ikisi bir arada, ikisi bir yerde bulunan kişidir. Bu gönle, bu akla seslenir. Ünlü kişi demek ki arkadaşlar Yunus Emre şeklinde geçer. Hatemi Lisani Türki diye de bilinecek. Şu tasavvuru unutmayın. Bir yerde bir paragraf halinde arkadaşlar gelebilir. Çünkü ÖSYM son zamanlarda eser içerikli sorulara doğru yanaştı. Yani bu bir gazel olabilir. Bu bir mesnevi olabilir. Bu bir roman olabilir. Hikaye olabilir. Yani eser özeti verip hangisi olduğunu istemek. Ya da küçük bir beyit verip onun şerhine muhtaç olduğunu bilmek. Yani bunlarla alakalı isteyebilir. O yüzden lütfen sizden istediğim, benim anlattıklarımla alakalı. Mesela videoyu kapattınız, videoyu izlediniz. Ben ne anlattım? Risalet-i Nusi'ye divan. Risalet-i Nusi'ye'den açın. Ya Google'a bile yazsanız, Google'a bile yazsanız makalelerde en ünlü 2-3 tane beyti çıkar. Bir kere okumanızı istiyorum. Yani anlattıklarımı eserle bütünleştirmenizi istiyorum. Tabi divan edebiyatında da bir şerh yapmayı düşünüyorum size. Yani bir gazelleri falan beraber edebi sanatınıdır, orada söylenenindir. Hepsini yapmayı düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar tahta benim için değerli, bunu anladınız değil mi? Yani izleyenler. Tahta benim için değerli. Gerçi izleyenlerden bazıları, yurdun değişik yerlerinde derse girdiğim öğrenciler zaten bunu biliyorlar. Bilmeyenler de öğrenmiş oldular. Tahta bizim için değerli. Neden tahtayı birazcık da ayrıntılı kullanıyorum arkadaşlar? Öğrencilerden bana akıllı tahta kullanmamam yönünde büyük mesaj geldi. Çok fazla geldi. O yüzden ben de biraz kendim yorulacağım ama bu şekilde. Önceden yazmamın amacı da güzel yazmak. Çünkü kendim yazdığım zaman, hani anlatırken yazdığım zaman ister istemez arkadaşlar bazı harfleri hızlı bir şekilde yazdığım için böyle daha uygun. Yine bir isteğiniz olursa bana arkadaşlar aynen özel mesajdan ya da grupta bana ne yaparsınız bildirirsiniz. Şimdi bir ara verelim çünkü tahtada yer kalmadı. Aradan sonra devam edelim. Buyurun arkadaşlar.